Evet değerli dostlar, değerli takipçiler, Türkiye'nin en güzel Fenerbahçe kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Niye en güzel kanalı var? Yani bu kanıya nereden vardım? Niye Türkiye'nin en güzel Fenerbahçe kanalı? Çünkü videoyu beğenenlere bakın, karizmatik, yakışıklı, güzel, müthiş insanlar var arkadaşlar. Videoyu beğenenlere bakın, oradan anlarsınız niye Türkiye'nin en iyi kanalı. O yüzden size bırakıyorum gerisini. Fenerbahçe'nin Turkish Airlines Avrupa Ligi yani Euro Lig'de Partizan'la oynadığı maçta sakatlığını atlatan Scottie Wilbekin ve yeni transfer Kostas Antetokounmpo'nun da olması taraftarı sevindirdi. Skordan bağımsız olarak şunu söyleyeyim. Obradoviç'in gelmesi, ne bileyim kendi oyuncusuna dahi kızması, yani yeni takımındaki kendi oyuncularına kızması Fenerbahçe taraftarını sevindirdi, mutlu etti. Yani güzel anılar oluyor ya. Güzel anılar oluyor. Biz Fenerbahçe'ye geçelim. Şimdi Fenerbahçe'den stoper transferi çok konuşuluyor. Dakika başı stoper transfer eden bir takımız. Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe Luan Perez'i transfer etti. Faydalandı mı? Bence yeteri kadar faydalanmadı. Doğrusu bu. Yeteri kadar faydalanmadı. Şimdi de Fransız ekibinin genç stoperi Toure'yi renklerine bağlamak için çalışmalar yapıyor diye haberi verdiler. Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın'ı bitirmek üzere olan Fenerbahçe, buna ayrı bir parantez açacağım, o yüzden geçiyorum. 19 yaşındaki savunmacıyı da yani Wonderkid futbolcuyu da kiralamak istiyormuş. Üçlü savunmayı tercih ediyor Fenerbahçe ama elinde sadece 4 stoper var. Haliyle de takviye yapmak istiyor. Şimdi Samet'le yetinmeyecek gibi duruyor Fenerbahçe diyor. Hedefte Isaak Toure var. Marsilya'nın 19 yaşındaki stoperi Isaak Toure ama Isaac diye okunuyordur muhtemelen diye düşünüyorum arkadaşlar. Değilse de birkaç ukala arkadaşımız o şöyle okunuyor diye bizi cahil muamelesiyle karşı karşıya bırakır diye düşünüyorum. Şimdi satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunduğumuz iddiaları var haberde. Hem stoper hem sol bek oynayabiliyor demiş. Bu çok tuhaf geldi bana. Ya arkadaşlar, futbolcunun boyu 2 metre 0,6 santim. Hocam 2 metre 6 santim desene. Yok 0,6'yı söyleyelim de Ankaralı dostlara selam olsun. Ankara'daki arkadaşlar özellikle beğenirler videoyu diye düşünüyorum. Şimdi 2,06'lık bir stoper ama sol bek oynuyor. Bu hani alışılmışın dışında bir hareket. Normalde bizim bildiğimiz stoper 1.80 sol bek 1.83 1.85 falan olur maksimum. 2.06 ne bileyim yolda giderken kafası falan geriye düşer böyle rüzgarından eğer hızlıysa. Ama yavaşsa sıkıntı yok. Yavaş adamı da sol bek kolay kolay oynatmazlar. Şimdi burada sihirli iki tane cümlemiz var. Birinci sihirli cümlemiz Mustafa Hoca yine bildi. Niye hocam, sen neyi bildin ki? Bu haberi ben size bir buçuk hafta önce söyledim. Medyaya düşecek, gündeme düşecek ama itimat etmeyin diye. Sonra belki yeni katılanlar olur, duysunlar diye birkaç defa daha tekrarladım. Bundan sonra tekrarlamayacağım. Bundan sonra beğeni sayıları, izlenme sayıları artarsa önemli şeylerin üstünden tekrar geçeriz. Artmazsa da ben söylemiştim. Sonuçta çekilirim kenara. Ne olacak arkadaş? İşin şakası bir tarafa ama 5,5 milyon euro bedelle sezon başında adamlar transfer etmiş. Ligde 5 maçta 65 dakika süre almış. Yok mu ya orada bir muhabir falan işte 1000 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır maddesi falan diyecek. Ha, demek ki oradaki muhabirler çok sevmiyorlar bu tip işleri. İkinci kaptanıymış da şöyle de böyle de. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hocam biz seni takip ettik. Sen zaten olmayacağını söyledin. Geçiniz. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'den Konstantinos Koulierakis için transfer teklifi. Fenerbahçe kulübü devre arasında kadrosuna katacağı yeni stoper için görüşmelere başladı bile. İşte ayrıntılar. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin U21 yabancı kontenjanını stoperden yana kullanmak istediği ortaya çıktı. Luan Perez'in sakatlığının ardından savunmadaki diğer oyuncuların da sakatlanması ya da cezalı olma ihtimaline karşı falan filan Inter Milan Yunan stoper Konstantinos Koulierakis'in fiyatını sormuş Fenerbahçe. İyi. gelişme var Fenerbahçe'de. Fiyat sormayı falan öğrenmişiz. PAOK kulübü ilk olarak 4 milyon bir dakika, Fenerbahçe ilk olarak 4 milyon euro önermiş. Yunan ekibi 10 milyon euro talep etmiş. Yunanistan'dan gelen bu büyük yüksek bonservis talebi sonrasında ise Fenerbahçe cephesi biz bir dolanalım da çarşıyı, gelişte bakarız falan demiş. Yani 2003 doğumlu Yunan milli stoper. Fenerbahçe arkadaşlar, bakın Fenerbahçe fiyat sordu. Bunu doğrularım. Sesimi de çıkartmam. Bak bunu doğrularım. Sesimi de çıkartmam. Niye? Yalan olsa yalan derim. 1,5 milyon euro transfer market değeri var. Profil resminde tövbe estağfurullah değişik bir duruşu var. Hani sanki Adidas'ın çakması abi bas eşofman alacak. Böyle dizleri üstüne çöküp Arizona kertenkelesi gibi bir hareketle bir şeyler yapacak izlenimi uyandırıyor bende ama yani ne diyeyim arkadaşlar. Hocam 1,5 milyon euro olayına gelsen, orada 1,5 milyon euro yazıyor. 10 milyon euro mu istemişler? Yok, 15 istediler. Yok hocam dalga geçme, açık açık. 15 istediler. Sol ayaklı. Yalnız arkadaşlar sadece stoper oynayabiliyor 1.88 boyunda. Sezonun başında takıma katılmış. PAOK altyapısından yetişip A takıma yükselmiş. 11 maça çıkmış. 906 dakika. Harbi 15 milyon euro istediler. Alt yaş kategorilerinde sadece 9 maça çıktı arkadaşlar. Yunan milli takımında ise 1 maça çıktı, 10 maç. Yani bu şeyden sayılıyordur herhalde, artı kuralından. Çünkü toplam 10 maça çıkmış. Ha alt takım ha A takım diye düşünüyorum ama yani çok da bilemiyorum. Malum bizim ülkede bazı takımların kuralları onlara göre değişiyor. Fenerbahçe'ye gelince kurallar daha değişik olduğu için durum bu. Şimdi bu duyumu veren şahıs, aynı şahıs, Samet Akaydın dosyasına da gireyim. Bu duyumu veren şahıs Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'nin aldığını iddia etti. Yani aldığını, transfer ettiğini iddia etti arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe'nin aldığını, yani transfer ettiğini iddia etti. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bazı isimlerin bazı isimlerle bağlantısını araştırdığınız zaman ortaya çok tuhaf bağlantılar çıkarırsınız. Mesela duyumcu kisvesi altında menajerlik yapan ya da yapmaya çalışan kişiler. Bunlardan bir tanesi Beşiktaşlıydı. Fenerbahçe üzerinden para kazandı yıllarca. Sonra baktı ki Fenerbahçe iyice kötüye gidiyor. Ben dedi Beşiktaşlı oluyorum artık falan filan dedi. Sonra da baktı ki ekmekte biraz kesilme var. Yine şeylere başladı. Şimdi bunlar aynı kaynaktan çıkan duyumlar arkadaşlar. Aynı kaynaktan çıkan. Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya Berke Özer transferini resmen açıklamış. Son olarak Berke Özer'i aldık. Berke'yi Süper Lig'e çıkarabileceğimizi düşünerek aldık diyor. Çünkü burada yabancı kontenjanından falan bahsediyor. Diyor ki bak, yabancıyla ilgili, yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi diyor. Oysa yani yalanın dibine vuran bazıları Berke Özer Galatasaray'a gitti, Fenerbahçe taraftarına bilmem şu kadar santimlik şok şöyle böyle demişlerdi. Galatasaray'da diye belirtmişlerdi. Bunu belirten elemanın hangi takımda olduğunu biliyorsunuz. Fenerbahçe'yi karıştıracak duyum verdiğini biliyorsunuz. Bu az önceki Yunan stoper duyumunu da aynı arkadaş türetiyor ve ortaklık kurdukları bazı arkadaşlar da sosyal medyayla paylaşıyorlar. Aynı şahıslar Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye 4 milyon euroya transferinin gerçekleştiğini söylüyorlar. Üstelik yeni transfere göre, yani günlük transfer diyoruz Samet Akaydın arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu sefer de 1 milyon euroya almışız. Hocam 1 milyon euroya mı almışız? 4 milyon euroyu 4 takside bölmüşüz. O şekilde alabilmişiz. Ve aynı Samet Akaydın dün Rize Spor maçında, Türkiye Kupası maçında bir gole neden olan hata, bir de penaltıya sebebiyet vermeden müthiş bir performans sergilemiş. Fenerbahçe taraftarı bunu layık görüyorsunuz bize falan filan demişler. Layık görmüyorlar. Mustafa Hoca niye Peugeot 3008 alamıyor arkadaşlar? Çünkü doğruları konuştuğu için. Bakın bir daha söylüyorum bu cümleyi. Ben Mustafa Hoca, niye Peugeot 3008 alamıyorum, hayalimdeki arabayı alamıyorum? Çünkü doğruları konuştuğum için. Çünkü hiçbir menajerle çalışmadığım için. Hiçbir menajer... Hocam sponsorlarım var ya. Lan benim sponsorlardan aldığım ücret ne ki? Bir futbolcunun Fenerbahçe ile ilgili haberini yapmak için menajerlerden bir Peugeot 3008 parası alan insanların olduğunu düşünüyorum ben. Ben bu düşünüyorum ya. Mesela İbrahim Darri diye bir isim vardı. 2'de 1'de Fenerbahçe'ye geldi. Lan hiçbir alakamız yok. Yakınından bile geçmedik. Hani fiyatı nedir diye bile sormadık. Fenerbahçe'ye getirdiler. Ya yok diyorum. Hocam ama çok meşhur şeyler söylüyorlar. Ya arkadaşlar, demek ki meşhur olduktan sonra iş sıkıntı. Yani iş sıkıntı. Ben söylüyorum. Bak, Samet Akaydın için daha önce de söyledim. Cengiz abi de onaylamış. Samet transferi 4 milyon euro değil 2,5 milyon euroya bitmiş. Bazı bonuslar var diyor. Ben ekleme de yapayım. En fazla 2,5 milyon euro vereceğiz alırsak. Ama daha alıp almama konusunda emin değiliz. Bunu da unutmayın. Bak, bunu da unutmayın. Aynı zamanda Ali Koç Başkanımı tebrik ediyorum. Sonuna kadar arkandayım Ali Koç Başkanım. Sonuna kadar arkandayım. Niye biliyor musunuz? Bazı muhabirlik yapan ama menajer, yani komisyonu ile geçindiği tespit edilen isimleri kulüpte menajerlik yapmamaları konusunda tedbir almış. Hocam hiçbir şey anlamadık. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Az önce menajerlik dedim. Futbolcu pazarlama dedim. Haber yapma dedim. Zararlı kişileri kulüpte menajerlik yapmasın, kulüpte menajerliğe başlamasın diye çok ciddi bir şekilde tedbirle kulüpten uzaklaştırmış. Ve bu arkadaşlar da taraftarı yönetime karşı kışkırtacak haberlere başlamışlar. Bazı arkadaşlar, özellikle şahsın biri, kara listeye alınmış. Fenerbahçe şampiyonluğa yürüyor, depar atıyor. Yok Jesus'u Portekiz milli takımı istiyor. Bakın bakalım kaynağına kim çıkartmış. Yok Samet'e 4 milyon euro verdik. Yok Zayt mutsuz Beşiktaş'a gitti bile. Bakın bakalım kim çıkartmış. Taraftardan hiç bak. Ali Koç hiç işin içinde yok. Ali Koç'a taraftar küfrediyor. Bizim kanalda bir tane dangalağan biri var. İşçi gücü Ali Koç'a istifa. Ben Ali Koç'cuymuşum. Ali Koç'un adamıymışım falan filan. Artık gerizekalıyı en son engelledim. Çünkü şurama geldi ya. Küfürler, hakaretler, iftiralar. Sen Ali Koç'un köpeğisin. Sen Ali Koç'un bilmem nesin. Ya bir insana bunu nasıl yakıştırıyorsun ya? Ya gerizekalı bir insan bunu söyler ancak ya. Kafası hiçbir şeye çalışmayan, ahlaksız, terbiyesiz, aile eğitimi almayan bir insan bunu söyler. Bu bir kişi değil arkadaşlar. Bu birden fazla kişi. O hesabıyla yazıyor. Öyle söyleyeyim size. Bunlar troll. Takımımız çok iyi bir ahenk içinde. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Allah her türlü engeli karşımızdan kaldırsın. Bize tuzak kurmak isteyenlerin tuzakları ellerinde, hatta başka taraflarında patlasın inşallah. Bizi unutup başlarının derdine düşsünler inşallah. Çünkü ya bırakın, Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Bak, Midtjylland, Fenerbahçe ve Sporting Lisbon'un ilgilendiği Ousmane Diamonde'yi 5 milyon euronun altında bir fiyata satmayı düşünmüyor diye Abola haberi vermiş. Bak, Ousmane Diomande, hatırlayın, Adama Nagalo, hatırlayın, bunları pompaladılar. Fenerbahçe alıyor, almak üzere, aldı bile. Oo, siz uyudunuz falan. Ben burada ne dedim? Ben burada ne dedim? Arkadaş, Adama Nagalo'ya 6 milyon euro istiyorlar. Biz alamayız bu şartlarda. Bu Diomande 5 milyon euro istiyorlar. Biz bu şartlarda alamayız. Bak, Abola verdi. Ha, şu da bir gerçek. Sporting, Benfica, Porto falan istiyorsa tabii ki de parayı basıp alman lazım. O adamlar boş adam değil. Altay Bayındır, Arda Güler. Bakın 2 gün önce takımla idmanlara başladılar. Takımla tamamen çalışmaya başladılar. Yok Arda Güler'i bile sakat etti. Yok bu Jesus'un idman temposu şöyle böyle. Yok sürekli sakat veriyor falan. Ya herkesi takip ediyorsunuz. Herkesi. Doğruları takip edin. Bak. Mert Çetin diye bir futbolcu var. Kayseri Spor'da da kiralık oynadı. Aslında kumaşı iyi ama beklenen patlamayı yapamayan bir isim. Karagümrük Mert Çetin'le ilgileniyor arkadaşlar. İyi, bize ne hocam? Bize nesi şu. Mert Çetin 25 yaşında. 1,5 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcu. Daha 25 yaşında, bak, 1.89'luk stoper. Türk milli takımının 2 kez formasını giymiş. Lecce'nin futbolcusu. Oradan oraya kiralıyor. Oradan oraya kiralıyor. Pardon, Hellas Verona'nın futbolcusu. Verona 2021 yılında Roma'dan 7 milyon euroya aldı. Bakın 7 milyon euroya aldı. Şimdi de sağa kiralıyor, sola kiralıyor. Ya hocam Roma'da 4 milyon 300 bin euroya Gençler Birliği'nden almıştı zamanında. Hani Ersun Yaral komisyoncu diye atıp tutmuşlardı. Aynı Roma Verona'ya 1 milyon euroya kiralamıştı. Yani Roma bir şekilde çıkarttı arkadaşlar parasını. Verona da çıkartmaya çalışıyor. Bu sezon sadece bir maç oynamış. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu Mert Çetin, Samet Akaydın'dan daha yetenekli. Eğer alıyorsak bence bu isme yönelmemiz lazım. Karagümrük alırsa hocam bak Kayseri alıyor işe yaramıyor. Karagümrük alır işe yaramaz. Ya bize ikinci sınıf topçu öneriyorsun. İşte iş öyle değil. Sizin gördüğünüz bu. Ya siz bunu görüyorsunuz. Niye bunu görüyorsunuz? Arkadaş Allah aşkına İsmail Yüksek geçen sene 1. ligdeydi. Çoğunuz topçu bile değil diyordunuz. Ferdi Kadıoğlu 2 sene önce 1 sene önce ya bunun neresi topçu diyordunuz. Ferdi için. Aynı Ferdi için bugün ne diyorsunuz şekerim? Hocam iyi topçu. Kral topçu. Demiyor musunuz? Diyorsunuz. Demek ki ortada bir sıkıntı var. Ortada bir sıkıntı var. Ya arkadaşlar siz lütfen Jesus faktörünü görmezlikten gelmeyin. Jorge Jesus diye bir teknik direktörümüz var bizim. Aldığı futbolcunun kumaşı varsa geliştirebilen bir teknik direktörümüz var. Güvenin. Fenerbahçe'ye Wonderkid transfer. Asıl Wonderkid transferini açıklıyorum size. Ya hocam ya bu muydu diyeceksiniz. Biliyorum diyeceksiniz. Deyin arkadaşlar siz bilirsiniz. Ya bu muydu? Fenerbahçe'ye 13'lük stoper. Fenerbahçe Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım'ı kadrosuna katmayı düşünüyor ve kattı sayılır. Şimdi Gençler Birliği'ne 4 futbolcuyla anlaşıldı. Gelecek için gençlerle görüşülüyor. Ankaragücü'nde oynayan 2009 doğumlu sol ayaklı stoper Berke Yıldırım kadroya dahil edilecek. Geriden topu oyuna sokması, atletik özellikleri, A milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymesi gibi birçok etmen var. Arkadaşlar Arda Güler'i aldığımızda da ben benzer bir video çekmiştim. Ben öyle haybeden bu şekilde bir video çekmem. Arda Güler aldığımızda da benzer video çekmiştim. Ha bu kadar yetenekli olacağını düşünmüş müydüm? Açık söyleyeyim bu kadar yetenekli olacağını düşünmemiştim. Hani bir yerde bozulur bir yerde geriye gider diyordum. Ben Ömer Faruk Beyaz'dan çok umutluydum. Allah şahidim ha ben yalanı sevmem bilirsiniz. Ben Ömer Faruk'tan çok umutluydum ama Ömer Faruk kendine etti. Fakat Berke Yıldırım bu çocuğu unutmayın. Bak Fabian Ernst Müller var altyapıda. İzleyin o çocuğu. Hayran kalırsınız. Dersiniz ki A takıma hemen idmana çıkaralım. Isaak Vural. Bak Isaak'taki gelişim hızlanmaya başladı. Isaak'taki gelişim hızlanmaya başladı. Çok büyük bir iddia ortaya atayım. Yani bu sezon belki olmaz ama gelecek sene her maç belki A takım kadrosunda görebilirsiniz. Öyle bir topçu. Zaten belli bir kuralı var bunun. 18 yaşın altında oldu muydu işte şu kadar maç altyapında maça çıktı mıydı A takımda çıkarabiliyorsun diye. Türkiye Kupası'nda mesela oynayabilirdi arkadaşlar. Belli bir şeye çıktığı için alt yaş kategorilerinde. Böyle bir durum var. Son olarak Hulk. Bu da sürpriz olsun. Futbolcu olan Hulk. 36 yaşındaki Hulk. Atletico Mineiro'nun futbolcusu arkadaşlar. Ve 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi var Atletico Mineiro'yla. Şu anda da bir sakatlığı var. Halkın şöyle bir durumu var. Adana Demirspor anlaşmak üzereymiş. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe istesin hemen getirebilir. Fenerbahçe Halk'ı istesin hemen getirebilir. Hocam Halk ölmüş bitmiş ya. Halk bitkin. Manyak mısınız? Silivri soğuktur mu? Ha pardon Halk futbolcunun adı. Brezilya basını Adana Demirspor'un Halk transferi için yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiğini yazmış. Atletico Mineiro forması giyiyor. Bu sezon 46 maça çıkmış. 29 gol 5 asist. 46 maç 29 gol 5 asist arkadaşlar. Azımsanmayacak bir maç sayısı. Azımsanmayacak bir gol sayısı. Dakika bazında da 3881 dakika. Yani öyle sakatlanmış şu bu çıkmış falan filan yok. Daha yeni sakatlanmış. Valla düşünülebilitesi olan bir oyuncu. Ha, Fenerbahçe'ye gerekiyor mu? Ben Fenerbahçe forvetlerinin iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Şu aşamada çok gerek duymuyorum forvet transferine. Ama yani ben sadece ortaya atayım da yarın bir gün haberini görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. İnşallah bu video sizi etkilemiştir. İnşallah gerçek Fenerbahçelilerin yanında olma kararınız depreşmiştir. İnşallah gerçek Fenerbahçelilere destek verme aşkınız ve Fenerbahçe'ye destek verme aşkınız depreşmiştir. Görüşmek üzere.